gerçekleştirilmesi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama var. Özür dilerim, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Teğmenlere ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmeleri için başlatılan sürece dair bir açıklama bu. Açıklamada deniyor ki, mesele teğmenlerin okuduğu metin değil, yemindeki metin değil, emre uyulmamasıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tartışmaya açıp itibarını zedelediler diyorlar. Teğmenler için Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan açıklamada daha doğrusu her yönüyle büyük bir titizlikle yürütülen inceleme ve disiplin sürecinin organize şekilde hareket eden teğmenlerin kasıtlı, kusurlu ve ihmali olan diğer personel disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, tekrar edeyim, mesele okunan metin değil diyor Milli Savunma Bakanlığı. Mesele teğmenlerin emre uymamasıdır diyor ve bunu yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tartışmaya açtılar. İtibarını zedelediler. Haklarındaki disiplin işlemi bu sebeple yürütülüyor diyor Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. Haklarında disiplin süreci yürütülen teğmenlerin sayısı da 2'den 4'e yükselmişti. Yankı Bağcıoğlu'nun paylaşımıyla, CHP Genel Başkan Yardımcısının paylaşımıyla öğrenmiştik. 4'ünün de Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihracı talebiyle, istemiyle yürütülüyor bu soruşturma. Çarşamba akşamına kadar teğmenler ifadelerini verecekler, savunmalarını yapacaklar ve Kasım'ın sonuna kadar da bu sürecin nihayete ermesi, yani çıkacak kararın alınması bekleniyor. Şimdi biz İstanbul Güngören'den bir soygun haberiyle devam edelim. Bir kuyumcu soyuldu İstanbul Güngören'de. 10 kilo altın ve ziynet eşyası çalındı bu kuyumcudan. Hırsızların yöntemi ise klasik ama yine de şaşırtıcı. Alt kattan üst kattaki kuyumcuya bir delik açtılar. Oradan girip altınları çaldılar. Bodrum katından üst kata çıkış için tavanı deldi. Açtığı delikten kuyumcu dükkanının vitrinine ulaştı. 10 kilo altın çaldı. Altınları bavula doldurup kaçtı. Kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay İstanbul Güngören'de Güven Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Kuyumcu 2 gün boyunca kapalı olan dükkanına gelince vitrindeki 10 kilo altın ve ziynet eşyalarının çalındığını fark etti. Dükkan sahibi durumu polise haber verdi. Polis apartmanın bodrum katından kuyumcu dükkanına doğru bir delik açıldığını fark etti. Şüphelinin altınları delikten ulaşarak çaldığını belirledi. Güvenlik kameralarından kimliği belirlenen Mevlüt A. kısa sürede yakalandı. Şüphelinin 5 suç kaydı, 3 aranması ve hakkında 30 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin hırsızlığı tek başına planlayarak gerçekleştirdiği öğrenildi. Mevlüt A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asıl meselenin sonuna geldik. Yarın saat 14'te yine burada olacağız.